Aa, arkadaşlar teşekkür ederim bu kadar ilgiye. Lakin gerçekten abartıyorsunuz yani. Altı üstü efsane bir Bugatti bolaydım var ve Cristiano Ronaldo'nun oğluyum diye lütfen beni bu kadar çok abartmayın. Ben de sizin gibiyim. Oh my god. Hadi oradan hadi okulum seksi erkeği. Nerede bizim gibisin? Şuna bak. Ben Donatlet geziyorum. Benim arabam bildiğin Tofaş oğlum Tofaş. Şu arabaya bir bak. Erman. Resmen Süperman gibi ama donsuz. Gerçi Süperman de donsuz. Bildiğiniz tight'la uçuyor yani. Yani bizim gibi değersin. Sen Ronaldo Junior'sın oğlum, kendine gel. Bizim fotoğraf işini ne yaptın, çözdün mü? Au! Babama söylediğim, hazırlayacak senin fotoğrafını Erman. Merak etme. İmzalayınca sana getireceğim. Au! Bu kız ne yapıyor ya? Asuman iyi misin? Ay iyiyim. Bacağımı sinek ısırdı galiba. Ay Ronaldo Junior çok yakışıklısın. Au! Teşekkür ederim Asuman. Herkes yakışıklı olduğumu söyler. Özellikle de arkadaşlarım. Hatta... Oh my god, laf attı lan ta oradan. Hello, bak nasıl bakıyor, görüyor musunuz? Au, acayip karizmatiyim değil mi arkadaşlar? Merhabalar, ben Ronaldo Junior. Kesinlikle ateş değilim. Asla ateş olmadım ve hiçbir zaman... Oğlum bu karaktere bakınca ben ateş dışında hiçbir şey göremiyorum. İmdat! Ben bunu niye Ronaldo Junior yaptım ta en başta? Arkadaşlar... sizden özür dileyerek girişim vaktinin geldiğini düşünüyorum. Oğlum çok garip bir insan. Bu karakteri hem ateş olarak seslendirmem hem de Ronaldo Junior. Değişik vallahi arkadaşlar ya. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te ateşin hayatına devam ediyoruz. Ateş dedim lan. Arkadaşlar pardon. Kur'an çapsın isteksiz ateş dedim. Arkadaşlar ateşin hayatı değil, pardon, durun durun, yanlış geldiniz. Arkadaşlar bugün Ronaldo Junior'ın hayatına devam ediyoruz. Böyle bir serim yok ya. Bir de ateşe benziyor karakter. Daha doğrusu ateşin direkt kendisi. Yani karakter öyle olunca arkadaşlar ateşin hayatına gitti aklım. Gerçi onu dünden önceki gün attım. Arkadaşlar bugün Ronaldo Junior'ın hayatına devam ediyoruz. Çünkü siz bir önceki bölümü sevdiniz. Devamı gelsin falan dediniz. Ben de bir bölüm daha yapmaya karar verdim. Bakın bu seri olmayacak. Ne olur lütfen. O yüzden ya, hani yazmayın. Hani ne olur devamı gelmesin. Hani yazarsanız ben yapmak zorunda kalıyorum falan. Arkadaşlar bugün Ronaldo Junior hayatındayız. Biliyorsunuz en son Bugatti ile gelmişti babamız ve acayip derecede hava atmıştık sınıftaki çocuklara. Herkes bize hasta olmuştu. Gördüğünüz gibi okulun popisi olduk ve herkes bizi seviyor. Lakin bir kişi hariç, o da bir önceki bölümdeki kaslı arkadaş ve birazdan Ronaldo Junior'ın arabasına çok ciddi hasar verecek. Siz zaten kapaktan başlıktan gördüğünüz için ben sizden tekerleğe tekrar icat etmenizi istemeyeceğim. Çünkü ben yazdım kapağı başta. Hani ben yapıyorum bunu. Sizlik bir sıkıntı yok. Videonun içeriğini bildiğiniz için sizden saklamayacağım. O yüzden bakalım nasıl olacak olay. Hadi izleyip görelim arkadaşlar. Bu arada harbiden isteksiz ateşledim başta ha. Ben bunu ateşin hayatı desem ne olur? Hiç fark etmez mesela. Ateş de en son bölümde yeşil bir tane BMW çalmıştı. Benziyorlar aslında. He, bu ateşin hayatı falan. Hadi izleyip görelim arkadaşlar. Hey yavrum hey! Ne gidiyor Lamborghini'm be? Ne gidiyor? Geldim okula, geldim. Okulun en havalı çocuğu ben. Lan! Okulun en havalı çocuğu bendim. Bu çocuk yine mi burada? Ronaldo Junior. Ben buraya bu arabayı nasıl park edeceğim ya? Kardeşim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nereden geçeceksin? Ben arabayı park edeceğim oraya. Ne yapacağım ya? Ne yapacağım? Geç şöyle. Geç. Ben arabamı park edeceğim. Ulan ya, durduk yere rezillik çıktı ha. Şuraya bakın, Mücahit arabasını park edemedi, kaldı öyle. Ay yazık ya garibime. Bir hafta önce resmen okulun en havalı çocuğuydu. Ronaldo Junior geldikten sonra bütün havası söndü. Çocuklar şuna bir güleleyim. Arkadaşlar niye öyle şeyler yapıyorsunuz ki arkadaşınıza? Ayıp ayıp yapmayın. Oh my god, şuna bakın. Herkes de onun canını sıkıyor. Arkadaşlar yapmayalım. Boş ver lan Ronaldo Junior, acıma buna. Acıma yetime gelirse demişler. Acıma. O sana acıdı mı? Seni ezmeye çalıştı. Olsun. Ben yine de iyi bir insan olacağım. Babam bana hep iyi bir insan ol demişti. Mücahit, gel gel. Parkaların yeter sana. Gel park et. Ulan bir bitmedi trafik ya. Bir bitmedi. Lanet olsun. Herkes beni ezmeye çalışıyor. Tamam tamam geç. Park edeceğim. Ulan çocuk, ulan! Benimle dalga geçiyorsun ha!
Benimle dalga geçiyorsun. Ulan, ulan sana göstereceğim var ya. Al işte, al. Ne güzel vurdu. Ay, yok artık. Mücahit Ronaldo Junior'ın Bugatti Bolide'ına vurdu. 20 milyon dolar değerindeki Bugatti Bolide'a. Abo, Bugatti Bolide'a vurdu lan. Anam, acaba hasar aldı mı? Acayip merak ettim. Hasar. Önü gitmiş arabanın. Abo, anam. Ulan bunu ben yapsam tofaşı değil. Gözümü satsam ödeyemem. Ulan benim gözlerim bile bu kadar para etmez. Abo. Au. Ne yapıyorsun Mücahit? Ne yapıyorsun? Arabam. Arabam gitti. Babamın bana aldığı Bugatti Bolide. Oh my god. Mücahit. Bunun bedelini ödemek zorundasın. Ay, geçmiş olsun canım ya. Allah Betir'inden sakınsın. Ay, o kadar çok ciddi bir şey yok ya. Ronaldo Junior, boyatırsın. Au, ne demek boyatırsın Asuman? Babamın bana hediyesiydi bu araba. 20 milyon dolarlık araba. Önü gitti. Ben babama ne diyeceğim ya, ne diyeceğim? Babam bana acayip kızacak. Mücahit! Ne var kardeşim ya, ne var? Sen arabanı yanlış yere koyduysan suç bende mi? Aa, asıl senin bana bir şeyler ödemen gerekiyor. Bu nedir ya? Senin yüzünden arabamı çarptım. Çekil kız. Senin bana ödeme yapman gerekiyor. Au! Ne saçmalıyorsun ya sen? Ben sana ne ödeme yapacağım? Sen benim arabama vurdun. Sen benim arabama. Hayır, sen benim arabama vurdun. Sonuçta senin arabanın önü, benim arabamın arkası gitti. Arkadan vuran her zaman suçludur. Yani senin araban benimkine vurdu. Herkes de şahitlik edebilir. Değil mi çocuklar? Şahitlik etmeyeni döverim. Vallahi kusura bakma da Mücahit, yani bunun şahitliğini ben nasıl yaparım bilmiyorum. Baksana yani oğlum, sen vurdun, ben ne diyeyim, Ronaldo Junior sonuçta o. Erman, buradan sana yumruğu bir koyarım, soluğu kapıda alırsın. Aleyhimde şahitlik edecek var mı lan? Ha, var mı? Görmedim, duymadım, bilmiyorum kanka. Benle hiç alakası yok, ben derse kaçıyorum. Ay, yok yok, biz de kaçalım. Yürü kızım yürü, biz bunlarla uğraşamayız. Şşt, yürü. Gel böyle. Bir şey yok, sıkıntı yok. Ne oldu lan, neye takıldı bu kız? Kaçalım, koş. Oyun nazizliği. Ay, bu kadarı da fazla oluyor ama Mücahit. Ben senden korkmam, tamam mı? Ben gördüm ne olduğunu. Sen Ronaldo Junior'ın arabasına çarptın. Ben şahitlik ederim Ronaldo Junior lehine. Ya! Demek bu iki günlük yeni yetme için beni satıyorsun ha? Onu savunuyorsun, beni satıyorsun. Bu çocuk için! Ay, ne yapıyorsun ya? Au! Sen şimdi bittin lan! Şimdi bittin! Oh my god! Kalk lan! Kalk! Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne yaptığını sanıyorsun? Gel bakalım, gel. Ben Ronaldo Junior'um oğlum. Benim babam ne hareketler öğretti. Kalk lan, kalk. Gel böyle, gel. Oh my god. Sen kaşınıyorsun lan. Kaşınıyorsun. Oh my god. Oh my god. Bittin sen. Ay, dur Ronaldo Junior, dur. Ne yapıyorsun? Hey, yapma. Kavga edemezsin okulda. Ronaldo Junior. Ay, Erman. Okul müdürünü çağır. Okul müdürünü. He, müdür diyorum. Olur, doğru dedin onu Asuman, ama dur bakayım nasıl ona. Ronaldo Junior'a bak lan. Harbiden Ronaldo'nun oğlu. Erman, git çağır. Tamam tamam, gittim ben, gittim. Hemen çağırıyorum. Ana, bana da kızıyorlar ha. Ben müdürün yanına böyle gitsem müdür benim ağzımı yüzümü kırar ama neyse. Kalk lan, kalk bakayım. Sana gününü göstereceğim. Demek sen değil ben para ödeyeceğim ha. Hey hey hey. Durun bakayım. Ne oluyor burada ha? Ne oluyor? Şşt! Durun. Hey! Ayrılın. Ayrılın. Yoksa disipline gidersiniz. Ayrılın. Ronaldo Junior, dur bakayım. Oh my god. Çekilin hocam. Çekilin. Ow. Herif kanadı lan. Sanırım bir yerini vurdu. Ow. Bacağını çizmiş. Hocam, ne yaptığını bilmiyorsunuz ama. Ronaldo Junior, derhal ofisime. Şşt! Mücahit, sen de. Bayılmadığını biliyorum lan. Kalk. Hocam, kafamı vurdum, belki de kanıyor. İmkansız, sende kafa mı var? Kalk, ikiniz de direkt ofisime. Yürüyün. Au, müdür hanım, oğlumun davranışları için özür dilerim. Arkadaşına yaptığı hiç hoş bir şey değildi. Yani ben gerçekten onun adına pişmanım. Beyefendi, kusura bakmayın, sizin oğlumuzu dövmüş galiba. Oh my god, oh my god, bu ne lan? Wow, siz ne kadar büyüksünüz beyefendi. Önemli değil Ronaldo Bey, sıkıntı yok. Benim oğlanın eşekliği. Oğlunuzun arabasını çizip parasını vermemiş.
Ben gerekeni yapacağım. Au, teşekkür ederim beyefendi. Gerçekten anlayışlı ve oh my god oğlum bu ne lan? Bu insan mı lan böyle? Ronald Jr. Cezalısın oğlum, cezalı. Au, ben niye cezalıyım baba ya? Bu çocuk arabamı çizdi. Oh my god, niye olacak? Okulda kavga ettiğin için. Ben sana ne dedim Ronald Jr.? Kavga, kız yok. Baba, ben niye ödüyorum bunun arabasının çizini ya? O benim arabamı çizdi, çekil amca. O benim arabamı çizdi, kes sesini, konuşma. Senle evde konuşacağız. Saygısız, nasıl çarptın arabasına? Bilerek çarptın değil mi? Oğlum, senle evde basket topu gibi oynayacağım. Zıp zıp zıp. Ya ama baba, sus, kes sesini. Benim küçük sincabım. Eww, sen var ya sen, senin bacaklarını kıracağım Ronald Jr. Sana iki hafta top yok. Eww. Küçük sincap mı? Oh my god oğlum adamın küçük sincap dediği çocuğa bak lan. Çocuk demeye bin şahit ister, şu kaslara bak, benden çok kası var. Ronald Jr. yürü, cezalısın. Teşekkürler beyefendi her şey için tekrardan. Gidiyoruz, yürü. Oh my god. Kabul edilebilir gibi değil Ronald Jr. Seni resmen müdürün ofisinden topluyorum. Disiplinin önünden. Bir daha böyle bir şey olursa sana araba maraba yok. Ow. Arabam çizildi diye insan bu kadar kavgaya falan girişir mi? Ben sana hiç öğretmedim mi oğlum? Kavga ediyorsan da görünmeden edeceksin. Ağzını yüzünü kıracaksın, bir daha görmeyecek. Ow. Tamam baba tamam. Sen arabaya geç. Anladım ben. Geliyorum. Ow. Asuman. Müdüre haber verdiren sen misin galiba? Ay evet, ben haber verdirdim. Çünkü kavga edip dayak yemeni istemedim. Ayrıca arbede etmek iyi bir şey değil okulda. Ow, haklısın Asuman. En doğrusunu yapmışsın. Oh my god. Ne oldu? Ne ceza verdiler size? Ow, bir ceza vermediler. Bana sadece dediler ki bir daha yapma. O Mücahit'in babası da hasarı karşılamayı kabul etti. Ya, ceza almadan yırttın ha. Ronaldo Junior ya çok havalısın. Bir hafta sonunu seninle geçirmek isterim. Evinize gelebilir miyim? Oh my god. Ben imlamı geçirmek istiyorsun Asuman. Ow, elbette ki. Hayır. Ronaldo Junior gel lan buraya. Ay baban kızdı galiba. Ow, kızmak ne kelime. Baksana beni kesecekmiş gibi bakıyor. Neyse Asuman sonra konuşuruz. Telefondan yazarsın bana WhatsApp'tan. Ow, benim gitmem lazım. Oh my god baba. Duydun mu? Kız benimle vakit geçirmek istiyor. Okulda kavga ettim ya. Bad boy oldum baba. Kızlar beni acayip seviyor. Yeah, Ronald Jr. Sana iki hafta boyunca araba yok, futbol yok, hiçbir şey yok. Bakalım böyle bad boy olur mu olmaz mı? Oh my god. Ya baba ya. Bana niye ceza veriyorsun? Aw, o çocuk çarptı. Sen de kavga ettin. Sen Cristiano Ronaldo'nun oğlusun. Ne kavgası lan? Aw, baba. Bu hiç adil değil, tamam mı? Benim hiçbir suçum yokken beni cezalandırıyorsun. Au. Görüşürüz Asuman. WhatsApp'tan yaz. Öptüm. Kim öptü lan? Baba. Lafın gelişi yani. Oh my god. Arkadaşım da kendisi. Baba, bir gün bize gelip kalabileyim. Oh my god. Ronald Jr. Şu arabayı sürttürmeden eve götür. Yoksa ben senin kafanı direksiyona sürttüreceğim. Videonun sonu. Ronaldo muhtemelen böyle bir baba değildir lan. Böyle bir diyalog yaşanmış mıdır acaba aralarında? Neyse, videonun sonu. Evet arkadaşlar, bir videoda sona geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Ronaldo Junior'ın maceralarında manyak bir videoyu daha geride bıraktık. Ve bugün okulda arabamızı çizen çocukla kavga ettik. Müdürün ofisine disipline gittik. Ve neyse ki son anda kurtulduk. Babamız geldi bizi kurtardı. Ve böylelikle de videonun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Ronaldo Junior hayatı... Garip bir şekilde beni sardı. Şayet sizi de sardıysa devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Zaten hayatta hep böyledir. Bir kere yüz verirsiniz tepeniz... Bismillahirrahmanirrahim. Bu ses ne lan? Oğlum bu ne? Vay yavrum vay. Arabada ne ciğer var lan? Bunun gibilere bir kere yüz verirsiniz, gelirler tepenize çıkarlar. Şuna bak lan, herifin yüzünden arabayı buraya park ettim oğlum. Buraya. Ben bunu yapacak adam mıydım lan? Müşra olmasaydı hayatta yapmazdım. Lakin artık yeter. Bardak taştı. Dayana yazık olma vakti. Ey yavrum, ey.
Ne biçim ses var lan? Ne biçim ses? Resmen uçuyor. Canavar gibi makina. Canavar. Bunu ustaya götürüp bir modifiye ettirme vakti. Gece gece sokaklar bomboş. Ateş akıyor resmen yollarda. Yollar birazcık loş. Benim gönlüm Büşra yüzünden sarhoş. Lakin kimse bana laf atamaz. Olur anında folloş. Olur. Güzel uydu. Uymasa bile çanak. Ne pis esprilerim vallahi.